Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün Stansfield'da yüzme yarışı yapıyoruz. Evet, söz verdiğimiz gibi cuma günü vermiştik bu sözü. Bugün Mert'i yüzmede yeniyorum ve balık adam olduğumu herkese kanıtlıyorum arkadaşlar. Eğer bu videoya 50.000 like gelirse bir dahaki videoda da Punky ile dövüşüyoruz. Dövüş sanatları vs sumo sanatları olacak. Evet arkadaşlar, bu salağı duydunuz. 50.000 like verin videoya. Şunun kafasını kopartalım. Ama ben o zamana kadar bir spora falan gidiyorum ya, belki hemen 50.000 like yapın. Bakın dedim zaten kafası kadar, gördüğünüz üzere. Şunu bir temizce dövelim. Tamam, 50.000 like olana kadar bir yıl geçer zaten. Evet, hadi. Neyse, videoya geçelim. 35 kilosuyla, 1.10 boyuyla, her gün spora gidip kendini kaslı sanan malangoz Windy, buraya ağırlıyoruz arkadaşlar. Diğer yarışmacımız, namı değer fare Vic Wickfield, ilk insan. Buyurun. Evet arkadaşlar, şimdi yarış başlamadan önce yarışmacılarımızı alıp iki kelam muhabbet edeceğiz. Gelin yarışmacılar. Evet Kaan, bugünkü yarış hakkında ilk senin düşüncelerini alayım. Birazcık şöyle araya ayırın. Kavga çıkmasın. Ne düşünüyorsun bunun hakkında? Stansfield hakkında? Ben bu yarışmayı kesin kazanacağımı düşünüyorum. Evet. Kendisi hem bana göre biraz kilolu. Bu onun için bir dezavantaj. Hem de kıllar suya sürtünerek onu yavaşlatacak. Üstünde 5 kilo kadar bir ağırlık taşıdığını düşünüyorum ekstradan. Ben bayağı avantajlıyım. Peki. Biraz zayıfım ama alacağım. Kanatları hakkındaki düşüncelerini almak istiyorum. Bu ona avantaj sağlayacak mı sence? Arkasındaki kıllan kanatlar onu belki hızlandırabilir eğer çalışırsa. Onu uçurabilir. Öyle. Ama yine de sorun yok. Ben zaten uçuyorum. Peki sen duyduğun rakibini, Mert, sen ne düşünüyorsun Maymun Wint hakkında? Kendisi çok cılız. Kol uzunluğu benim kol uzunluğuma göre biraz düşük. Yani burada sen şey mi diyorsun? İki kolu benim, bir kolum mu demek evet, istiyorsun? Evet, ben bu durumda çok avantajlıyım. Evet. Kazanabileceğini sanmıyorum. Ben kıllarım sayesinde suyun üzerinde durup daha hızlı yüzebiliyorum. O yüzden cevabını bunun havuza vereceğim. O zaman havuza gel. O zaman başlayalım. Seni bir havuza gömeceğim. Ben balık adamım ama senin balıkta tek bir ortak noktan var. Balık beyinli ol. Hey sakin ol. Hey alın bunları buradan, alın. Kaan yapabilirsin bunu. Çok çalıştım. Biliyorsun. Mert'e yenilemez. Nefesini düzgün ayarlaman lazım. 3 kulaçta bir nefes almayı unutma. Rakibim o kadar güçlü değil bence. Sen ne düşünüyorsun? Öyle zaten. Kazanacağız ama kendini şey yapma böyle. Şu an İzmir'in denizleri, Ege Denizi vs Marmara Denizi gibi aşkım. Aynen öyle. Zaten yüzücüydüm. Ege bunu Denizi, unutma. Marmara Denizi. İlk insanı kaybedemezsin, tamam mı? Onu bitireceğim. Evet. Yüzük kasılı bir şey oğlum. İki kulaç atsan zaten ondan 10 kat daha fazla güç veriyorsun. İki kulaçın da havuzun yarısı bitiyor, o yüzden hiç endişelenme. Dümdüz s**eceksin. Gömeceğim onu buraya. Gözünün açı kapattığında başlasın, o zaten başlı buraya olacak. Sen bitirmiş olacaksın, tamam mı? Tamam. Zeyleri hatırla. Hadi. Barış kim kazanır? Bence Stans kazanacak çünkü zamanında futbolcu bir oyuncuydu. Bence Kaan'dan bir tık daha üstün olacağını düşünüyorum. Kim kazanır? Ben Mert'in kazanacağını düşünüyorum. Kılları bence yardımcı olacak havuzda. Kesin kazanır bence. Berkay kim kazanır? Bence Elvin kazanır ya. Vücudu hafif gibi, daha hızlı gider bence. Uğur kim kazanır? Bence Stans kazanacak. Niye diye soracak olursan Hakan'cığım. Arkasındaki kanatları gördüğün Stans'ın bir anda yüzerek değil de uçarak geçebilir diye korkuyorum ben. Bilgi Han kim kazanır? Abi ben her türlü Kaan'ın kazanacağını düşünüyorum. İki türlü de, maddi manevi. Hem iddiayı kazanacak hem de videoyu kanalına atacağı için iyi de bir para kaldırır oradan diye düşünüyorum. Yunus kim kazanır? Bence Kaan kazanacak çünkü vücudundan dolayı çok ince. Suda su yılanı gibi süzüleceğini düşünüyorum. Oğlum çok soğuk, çok soğuk. Ne düşünüyorsun? Su soğuk mu? Buz gibi buz. Havuza ittiler zaten. Yeneceğim mi Kaan'ı? Yeneceğim mi? Yeneceğim tabii oğlum. Soğuk olması benim için avantajlı. Kıvır görmüyor musun be? Görmüyor musun Kaan'ı? Mert havuza girdi ısınmak için. Şimdi ben gireceğim abi. Gözlük aldım kendime. Bu gözlükle Stans'ı yeneceğim. Gözlüğün... Oha lan! Havuzun ortasına attı. Abi yüzme yarışını başlatalım mı? Başlat! Evet arkadaşlar, şimdi yarışmanın kurallarını aktaracağım size. Siz de iyi dinleyin abi.
3 maç üzerinden oynayacağız. Her round arası birer dakika dinlenme süremiz olacak. 1-1 olursa eğer son maça 3 dakika bekleme süremiz olacak. Ve başlıyoruz yavaştan. Hadi bakalım. Evet, ilk tur başlıyor arkadaşlar. Hazır mıyız? Evet. 3, 2, 1, go! Mert'in yenilmesinin tek sebebi eski primatlardan olması. Primatlar çok iyi yüzemezdi, denizden korkarlardı. Ama Kaan öyle değil. O yüzden onun için kolay bir galibiyet serisi gibi duruyor. Daha bitmedi ama hani Mert'in kazanmasının çok zor olduğunu düşünüyorum. Hazır mıyız arkadaşlar? 3, 2, 1... Kim yendi? Aynı anda falan da büyük ihtimalle. Arkadaşlar, deminki yarışmadan sonra kimin kazandığını biz hakemler olarak karar verdik. Ama şimdi Kaan ve Mert'in haberi yok. Birazdan gelecekler. Onlar geldiğinde onlara haber vereceğiz. Ben kazandım bu arada. Galiba. Sağ ol Mert. Bence ben aldım. Abi demin hepimiz izledik videoyu. Bir dakika. İlk önce kim kazandı sence? Ben. Ben kazandım. Nereden biliyorsun sen? Çok az farkla ben değilim. Ben çünkü çıktıktan sonra abi aldım, baktım bir sırada değiyordum. Abi direkt yan tarafa bakıyordum, Mert'e direkt elimi attım. Sonlara doğru hızlandım ben bir de. Ama Var'da baktık, Hakan Bar'a baktı. Kim kazandığını açıkla. Hakan artık bu büyük şeyi vermenin zamanı geldi. Mert kazandı arkadaşlar. Bravo! Bir saniye yiyin bana. Ne yapalım? Hakemlere bırak. Görüntüler öyle. Yorum. Az önce kazanmış olmam lazım. Kaan, son maçımız yapabiliriz bunu. Hazır mısın? Hazırım. Bunu yapabilirsin. Sana güveniyorum abi. Hadi. Hadi sevgilim. Hayır, korkmak, titremek yok. Tamam, hayır, hadi. Hadi. Yapabiliriz. Çak beşik, çak beşik. Çak. Ver. Bir tur yendi. Bekliyorduk ama sigara içerdik. Kondisyonu bitiyor. İkinci turda yendin zaten. İzledin. Üçüncü turda zaten Kaan'ın bütün şeyleri bitti. Kondisyon sıfır. Sen de kolay, tamam mı? Tamam. O kadar çalıştın. Hazır mısın? Hazırım. Hadi. Evet arkadaşlar, bu 1-1. Şimdi son maça geçiyoruz. Evet arkadaşlar, hazır mıyız? Evet. 4, 2, 1, go! Teşekkür ederim. Tamam, buradan kebap yemeye gidiyoruz. Evet. Olsun. Dur! Gel buraya! Gel! Gel! Tebrik edin lan! Helal! Dur şöyle gel, şöyle gel. Son bir konuşma yapıyoruz, gelin. Çok zorlu bir maçtı. Çok yorucu bir maçtı beyler. Demiştim, Stans'ın kılları onun dezavantajı oldu. Ben daha hızlıydım. Çok yoruldum, bir daha yüzme yarışı falan yok. Mert'e bir ağda yapalım, ağda yapalım. Sen ne düşünüyorsun? Bu uzak. En kısa sürede epilasyona gitmeyi planlıyorum. Kılların mı sana dezavantaj? Kıllar ve kanatlar bana dezavantaj sağladı. Suyun dibine baktım, ben yukarı çıkacağımı sanıyordum kıllar sayesinde. Ama daha da derine inince geçti. Tamam hadi öpüşün, birbirinizi kutlayalım. Tebrik ederim kardeşim. Bravo. 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 Dostluk kazandı. Evet arkadaşlar. Bu videoda dostluk değil, ben kazandım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz. Oh be. Oh be.